Evet, merhaba değerli arkadaşım. Tekrar hoş geldin. Kazanım 53'le yine karşındayım. Üst logaritmik denklemlere devam ediyoruz. Yine değişken değiştirme uygulayacağız. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İyi seyirler gelsin. Birinci soru. Şimdi soruya ilk baktığında ne dikkatini çekiyor? Evet. Ne dikkatini çekiyor? Logaritma 4 tabanda x oldukları dikkatini çekiyor, değil mi? Hiç logaritmalarla uğraşmayalım. Direkt logaritma 4 tabanında x'e t diyelim. Ne dersin? Dolayısıyla t kare eksi t. 2'yi de bu tarafa atarsak değerli arkadaşım. Eksi 2 eşittir 0'dan. Bunu eksi 2'ye artı 1 çarptığımız zaman eksi 2 topladığımız zaman eksi 1 t'ye t. Değil mi? Buradan t eşittir logaritma 4 tabanında x, o da eşittir 2. Ve yine t eşittir logaritma 4 tabanında x, o da eşittir eksi kaç yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır. Değil mi? Şimdi bakalım. Bunu düzenleyecek olursak buradan x eşittir 4 üzeri 2'den 16'dır değerli arkadaşım. Buradan x eşittir 4 üzeri eksi 1'den 1 bölü 4'tür. Dolayısıyla kökler çarpımı x1 çarpı x2 16 çarpı 1 bölü 4'ten bu da 4 yapacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda da yine aynı şeyi uygulayacağız. Dikkatini çekiyorsa 3 tabanda x var, x tabanda 3 var. O zaman hay, logaritma 3 tabanda x'e t dersek, taban değiştirme kuralı gereği logaritma x tabanında 3'te 1 bölü t olacaktır, değil mi? Hemen yazalım. T eksi 3 çarpı 1 bölü t artı 2 eşittir 0. Payda işleyecek olursak t kare eksi artı 2t eksi 3 eşittir 0. Paydanın bizim için önemi yok. Payla uğraşıyoruz. Buradan artı 3'e eksi 1 dersek eksi 3 topladığın zaman artı 2 t'ye t diyelim. T eşittir. Ne diyoruz? Logaritma 3 tabanında x, o da eşittir eksi 3 ve logaritma 3 tabanında x, o da eşittir 1. Buradan ne yapalım? Buradan yapacağımız şey nedir? X'i çekelim. X eşittir 3 üzeri eksi 3. Bu da 1 bölü 27 yapar değerli arkadaşım. Buradan x eşittir 3. Hay hay. O zaman bunun ikisinin çarpımı diyor. 1 bölü 27 çarpı 3'ten 1 bölü 9 yapacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olmasını gerektirecektir. Geldik üçüncü soruya. Aynı şeyler var. Logaritma x var. Burada da logaritma x var ama bu kök içerisinde. O zaman kök içerisinde logaritma x ifadesine t diyelim. Tamam mı? O zaman t artı bu da t kare olacaktır. T parantezini alalım. T artı 1 eşittir 0. Burası 0. Burada 0'dır. T dediğimiz ifade nedir? Logaritma x'tir. Kök x'tir. O da eşittir 0. Ve yine t eşittir logaritma x tabii ki ne içerisinde, kök içerisinde, bu da eşittir eksi 1'dir. Şimdi şuradan eksi 1 geliyor kökümüz, buradan da 0 geliyor. Lakin köklü bir ifade, yani kare köklü bir ifadenin kök içerisinde negatif olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla böyle bir çözüm yoktur. Bunun 0 olabilmesi içinin 0 olmasıyla mümkündür. Logaritma tabanımız yazılmadığı için 10'dur. 10 tabanında x eşittir 0 ise buradan x eşittir 10 üzeri 0, yani 1 çıkacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Bir önceki soruda olduğu gibi bir renk değişikliği yapayım öncesinde. Bir önceki soruda olduğu gibi x tabanında 2 var, 2 tabanında x var. O zaman logaritma x tabanında 2'ye t diyelim. Olmaz mı? Olur. Bu zaman t eksi 2 bölü t eksi 1 eşittir 0. Payda işleyecek olursak t kare eksi t eksi 2 eşittir 0. Tabii bölü payda da t var. 0 eşitlediğimiz için payla uğraşıyoruz sadece. Buradan eksi 2'ye artı 1. Buradan t'ye t. Tabii t eşittir logaritma x tabanında 2, o da eşittir 2 ve t eşittir logaritma x tabanında 2, o da eşittir şuradaki ikinci denklemin çözüm kümesi gereği eksi 1. Buradan x kare, değil mi? 2 eşittir x kare.
x eşittir artı eksi kök 2 diyemiyorum. Kök 2 diyorum. Neden? Eksi kök 2 olduğu takdirde taban, hatırlarsanız, sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Doğru olmaz. Buraya gelelim. 2 eşittir x üzeri eksi 1, yani 1 bölü 1 bölü x'tir. 2 eşittir 1 bölü x ise x eşittir 1 bölü 2 ne yapacaktır? Olacaktır. O zaman kökler çarpımından bahsediyordu, değil mi? Kök 2 çarpı 1 bölü 2'den kök evet, ne olacaktır? Kök 2 bölü 2 mi olacaktır? Kök 2 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı kök 2 bölü 2, yani değerli arkadaşım, B seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. 5. soruda ne görüyoruz? Logaritma 4 tabanında, evet, 4 tabanında, 2 tabanında x üzeri 4, düzeltiyorum. 2 tabanında x üzeri 4, 2 tabanında x. Hay hay. Tamam. O zaman yine aynı mantıklı. Logaritma 2 tabanında x'e biz t diyelim değerli arkadaşım. Hemen devam ediyoruz. Bu 4'ü başa indirdik. 4t artı 16, şimdi 2 tabanında x'e t demiştik, değil mi? 16 bölü t eşittir 20. Payda işleyelim. 4t kare, bu tarafı da buraya atarsak, eksi 20t artı 16 eşittir 0. Öncelikle şunu düşünebilir miyiz? Her tarafı 4'e bölebiliriz. T kare eksi 5t artı 4 eşittir 0. Sonrasında buraya eksi 1'e eksi 4 diye yazabiliriz. T, t diye yazabiliriz. Buradan t eşittir nedir? Logaritma 2 tabanda x, o da eşittir 1'dir. Ve t eşittir ikinci kökümüz logaritma. Yine 2 tabanda x, o da eşittir 4'tür. Bizden istenen şey kökler toplamı. 2 karşıya atarsak, üstel fonksiyonu çevirsek 2 üzeri 1'den 2. 2'yi karşıya atarsak aynı şekilde x eşittir 2 üzeri 4'ten 16. 16 ile 2 topladığımız zaman sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Evet değerli arkadaşım, geldik 6. sorumuza. 6. soruda ne dikkatimizi çekiyor? Logaritma 2 tabanında kök x ifadesi var. Logaritma 2 tabanında x ifadesi var. Şimdi biz logaritma 2 tabanında x ifadesine t diyelim. Bu kök x nedir? Logaritma 2 tabanında kök x üzeri 1 bölü 2 değil mi? Üst başa inerse 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında x yapacaktır. Değil mi? O zaman t bölü 2 olacak burası. Eksi kök, evet, kök t demeyelim. Şöyle yapalım değerli arkadaşım. Ufak bir manevra dönüşü yapıyorum. Ne diyorum? Şunu şöyle belirteyim. T demek yerine şuraya t kare diyecektik, değil mi? Kökten kurtarmak için. Bu t kare. Tamam. O zaman burası t kare bölü 2. Eksi, çünkü bunu kökten kurtarmamız lazım, değil mi? Orada ufak bir hesap hatası yaptık. Bu da ne yaptı? T oldu. T kareydi. Şu içindeki ifade dışarıya T olarak çıktı. O da eşittir 3 bölü 2. Tekrar ediyoruz. X üzeri 1 bölü 2 dedik. 1 bölü 2 başa geçti. 2 tabanında X ise T kare demiştik. Değil mi? T kare bölü 2 oldu. Şimdi her tarafı 2 ile çarpacak olursak T kare eksi 2T eksi 3 eşittir 0. Paydası, bunu çarpanlardan ayıralım. Eksi 3 artı 1. Buna tt diyelim. Buradan t eşittir logaritma 2 tabanında x, tabii kök içerisinde. Bu değiştir 3. Ve yine t eşittir kök içerisinde logaritma 2 tabanında x eşittir eksi 1 olacaktır. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman her iki tarafın karesini aldığımız takdirde logaritma 2 tabanında x eşittir 9 olur ki bunu üstel fonksiyona çevirelim. X eşittir 2 üzeri 9 olacaktır. Tamam. Buraya bakalım. 2 tabanında x köklü bir ifade, yani kare köklü bir ifadenin sonucu eksi 1 olabilir mi? Tabii ki buradan reel çözüm gelmeyecektir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 2 üzeri 9, yani bu da nedir? 512 oluyor, değil mi? 512'dir. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? Seçeneğidir. Geldik 7. soru. Burada bir logaritmik ifadeler var. Yine 2 tabanlı x'ler var. 2 tabanlı x'ler var. Hay hay, dikkatimizi çekiyor. O zaman logaritma 2 tabanlı x ifadesi, tabii logaritma mutlak değer ifadeyi t diyelim. Olmaz mı? T kare eksi 3t. 3'ü dışarıya atabiliriz, logaritmada bir etkisi yok. 3t artı 2 eşittir 0. Eksi 2 eksi 1. T'ye t dedik. Buradan t eşittir mutlak değer içerisinde logaritma 2 tabanda x, o değiştir 2
ve t eşittir yine mutlak değer içerisinde 2 tabanda x, o da eşittir 1 olacaktır. Çözüm kümesi kaç elemandır? Şimdi buraya bakacak olsak logaritma 2 tabanda x eşittir. Logaritmanın mutlak değerin tanımı yine neyin mutlak değeri 2'dir? Eksi 2'nin ve 2'nin. Aynı zamanda neyin mutlak değeri 1'dir? Logaritma 2 tabanda x eşittir. Eksi 1 ve logaritma 2 tabanda x eşittir 1. Buradan 2 tane çözüm. 2 tane de buradan çözüm gelecek. Sonuçta 2 artı 2 eşittir 4 tane çözüm gelecektir. O zaman 7. sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Geldik 8. sorumuza ve bu bölümün son sorusuna. Kazanım 53'ün son sorusundayız. Şimdi soruya bakıyoruz. Logaritma 550x eksi 2x artı 10 diyor. Burada da x çarpı 1 eksi logaritma 2 verilmiş tabii ki. Şimdi şöyle yapalım mı? Öncelikle burada neye dikkatimizi vermemiz gerekecektir? 1 eksi logaritma 2 ifadesine. 1 eksi logaritma 2 ifadesi yani logaritma 10 eksi logaritma 2 olarak yazabilir miyiz? 1 eksi logaritma 2. 1 eksi logaritma 2. Çünkü tabanı yazılmadığına göre 10'dur. O zaman 1'i aynı tabanda 10 olarak yazabiliriz. Bu da logaritma bölü olacağı için 10 bölü 5, 2'den 5 olacaktır. Yani şu ifade dolayısıyla logaritma 5'e eşittir. Ki biz bunu daha önce sorular içerisinde çözmüştük. O zaman hemen geliyoruz. Logaritma 5 üzeri x eksi 2x artı 10 eşittir x çarpı logaritma 5. Tabii x'i başa atabiliriz. O zaman ne olacaktır? Bu da eşittir. Logaritma 5 üzeri x olur ki bu ifade eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla 5 üzeri x eksi 2x artı 10 eşittir 5 üzeri x. 5 üzeri x'ler birbirini götürür. Buradan 2x eşittir 10 olur ki x eşittir kaç olacaktır? 5 olacaktır. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneğidir. Evet, biraz uzun bir kazanımdı değil mi? 8 soruluk bir kazanım, yani kazanım 53'ü de geride bırakmış olduk. 54'te görüşmek üzere. Hoşça kal.